Merhaba sevgili yarısı severler. Hepinize hayırlı cumalar dilerim. Bugün 26 Ağustos 2022 günlerden cuma. Bütün arkadaşlarımın cuması mübarek olsun. Hepinize yeni günde sağlık, mutluluk ve huzur temenni ederim. Umarım şansımızın da bol olduğu, bol bereketli, bol kazançlı çok güzel bir cuma günü olur akabininde hafta sonu geliyor. Bütün arkadaşlarıma şimdiden iyi tatiller dilerim. Sevgili yarışseverler severler bugün 26 Ağustos 2022 Cuma günü gündüz yarışları Bursa Osman Gazi Hipodromu'nda koşulacak 9 koşuluk güzel bir programla start alacak. Öncelikle Bursa 2. Altılı Ganyan analizlerimle karşınızda olacağım. Yine akşam yarışları, günün kapanış koşuları İstanbul Veli Efendi Hipodromu'nda koşulacak. 9 koşuluk güzel bir programla kapanacak. Ben Bursa at yarışları analizimizin ardından İstanbul Akşam yarışları ikinci altılı ganyan analizlerimle karşınızda olacağım. Ama öncelikle Bursa İkinci altılı ganyan analizlerimle karşınızdayım. Sevgili yarış severler, Bursa'da 9 koşuluk program var. Altılı ganyan, ikinci altılı ganyan programın dördüncü koşusuyla 3 ve yukarı yaşlı İngiliz safkanlarının 1300 mesafe çim piste koşulacak. Handikap 16 yarışıyla start alacak. Burada en çok beynimi kazanan Safkan bugün Saadettin Boyraz idaresinde piste çıkacak. 3 numaralı Melina Hanım. Arkadaşlar özellikle ben 3 numaralı Melina Hanım'ın Saadettin Boyraz'la çok iyi uyum sağlayacağını düşünüyorum. Bugün birinciliğin güçlü adayı olarak bu safkanı görüyorum. Son Bursa'da koştuğu kısa bağda 6 dişlere mahsus yarışta yine Herois arkası çok güzel bir ikincilik elde etmişti. Bugün ilk şansı ben bu safkana vereceğim. Yine bu safkana sıkı rakip olarak gördüğüm isimde 4 numaralı Asude Sultan. Bugün Tugay Alıcı İdaresi'nde piste çıkacak. 4 numaralı Asude Sultan'ın da dikkat diyerek ikinci şanslı isim olarak önereceğim. Yine 7 numaralı Can Çıkaran ve son isim olarak da 2 numaralı Prens Göksu isimli safkanlar benim bu koşuda sırasıyla değerlendirdiğim isimlerdir. Ve altılı ganyanın ikinci ayağı 4 ve yukarı yaşlı Arap safkanlarının 1900 mesafe kum pistte koşulacak şartlı 4 yarışta devam edecek. Burada da kalitesine güvendiğim özellikle iki safkan var. Burası iki safkanla da riske edilebilir olduğunu düşünüyorum. 5 numaralı Özbil'den Evet arkadaşlar 5 numaralı Özbil'den son yarışında kalitesini fazlasıyla kanıtladığını düşünüyorum. Çok rahat bir yarış, çok rahat bir birincilik elde etti. Yine bugün bu safkana özellikle Mustafa Çiçek idaresinde çıkacak olması büyük avantaj sağlamış safkana. Üst 3 numaralı Sur Şahin'i koşacağım derse... Bu rakiplerini geçeceğim dediler arkadaşlar. Bugün burası öncelikle 5 ve 3 şeklinde değerlendirilmeli. Yine bu iki safkanın dışına safkan arayan arkadaşlarımız varsa ben 8 numaralı Korkmaz Efe ve 2 numaralı Eymen Ağa'yı bütçe durumunuza göre değerlendirmenizden yanayım. Ve 6'lı Ganya'nın 3. Aya. 3 ve yukarı yaşlı İngiliz safkanlarının 1400 mesafe kum piste koşulacak grup 3 yarışı Ertuğrul Gazi koşusu. Bana göre günün en karışık en zor ayaklarından bir tanesi ama kalite dediğiniz zaman mesafe dediğiniz zaman iki safkan ön plana çıkıyor. 4 numaralı Regatlus gerçekten kumu çok seven çok kaliteli bir safkan. Bugün Ayhan Kurşun idaresinde piste çıkacak bugün. Vedat Abiş idaresinde piste çıksaydı gözüm kapalı tek yazacaktım ama biraz Ayhan Kurşun idaresinde çıkacak olmasından dolayı tereddüt ediyorum. Ayhan Kurşun'un tecrübesiz oluşu değil. Ayhan Kurşun Vedat Abiş'ten de tecrübeli bir arkadaşımız arkadaşlar ama Safkan'la daha önce bir tecrübesi olmadı. Safkan'a daha önce binmediğini düşünüyorum. Öyle aklımda kalmış. Bugün 4 numaralı Regattas ilk şanslı safkanım olacak. Yine bu safkana sıkı rakip olmasını beklediğim isimler. 2 numaralı Line Empire kuma çok hakim, kendinden çok emin adımlarla geliyor. Üzmeden, yormadan geliyor. Dikkat diyerek bu safkana ikinci şanslı isim olarak vereceğim. Yine 1 numaralı Çakır Dağlı Sevdiği piste kum piste çıkıyor. Bu safkanda 3. şansı vereceğim arkadaşlar. Yine 3 numaralı maratoncu önde istediği tempoyu kurabilir. Bugün Saadettin Boyrez dairesinde bu safkanda dikkat diyorum. Ben burayı 6 numaralı Katsu, 7 numaralı King For Years ve 5 numaralı Grand Mission diyerek hepsi şeklinde değerlendirmek istiyorum arkadaşlar gerçekten özellikle 4-2-1 ya da 3'ün dışına çıkarsa biraz karışabilir bu yarış. Burada ilk iki safkanımız biliyorsunuz 4 ve 2 numaralı safkanlar sevgili yarışseverler. Ve altılı Ganya'nın dördüncü ayağı 4 yaşlı Arap safkanlarının 2000 mesafe Çin piste koşulacak dişlere mahsus kısa vade 6 yarışı. Burayı Banko isimle değerlendireceğim. Özellikle son yarışında çok çok beğenimi kazandı. Kalitesine çok inandım. Bugün gerçekten çok beğenimi kazanan Mahsun Turan arkadaşımız, Mahsun Turan kardeşimiz de arasında piste çıkacak olan 6 numaralı Yeşil Elma isimli safkanın ben bugün için bu rakiplerini geçmesini bekliyorum ve günün banka ismi olarak öneriyorum. Ve Altılı Ganya'nın 5. ayına geçiyorum. 5. ay kanalizlerime geçmeden önce yine hatırlatma yapmak istiyorum sevgili yarısı severler. Biliyorsunuz tahminlerimi yazılı olarak şablon şeklinde verdiğim ücretli bir WhatsApp grubumuz var. Ücretli WhatsApp grubumuzda tahminlerimi yazılı olarak sıralı olarak paylaşmaktayım ve her gün bir küçük altılı analizi vermekteyim ve sahada gelen analizleri evet sahadan gelen oyunları da sahadan duyduklarım köşemizde paylaşıyorum. Grubumuzun aylığı 150 lira, 2 aylık katılım durumunda 250 lira, 3 aylık katılımda da grubumuz 300 lira. Yani 3 aylık katılımda grubumuzun aylığı 100 liraya denk gelmektedir arkadaşlar 6 aylık katılımda Evet arkadaşlar 500 lira altı aylık katılımda da grubumuzun aylığı 83.50 liraya gelmektedir yine bir senelik katılımda da 900 lira 75 liraya da bir senelik katılım durumunda grubumuzun aylığı geliyor. Grubumuza dahil olmak isteyen, grubumuza katılmak isteyen arkadaşlarım 0 532 601 5486 numaralı telefondan bana ulaşabilirler. Evet arkadaşlar sizlerden yine bir ricam olacak. Kanalımıza abone değilseniz kırmızı butona abone ol butonuna tıklayarak kanalımıza abone olabilirsiniz bana ve kanalımıza destek verebilirsiniz. Aynı zamanda videolarıma beğeni atmayı ve yorum yazmayı da unutmayalım. Altılı Ganyo'nun 5. ayağı 3 yaşlı İngiliz safkanlarının 1200 mesafe çim piste koşulacak sabahda 6 yarışı Seddül Bahir koşusu tam 110 bin lira değerinde koşu sevgili yarış severler. Özellikle burada 9 numaralı Shining Glory arkadaşlar safkan Salam mesafede bana göre bugün daha farklı bir yarış çıkaracak. Mustafa Çiçek dairesinde çıkacak olması safkana büyük avantaj sağlıyor. Safkan'ı çok iyi tanıyor. Ee, özellikle rakiplerine oranla yani 5 numaralı Reach of the Victory'e oranla biraz daha ufak tefek yapıya sahip ama inanılmaz güçlü atakları var, inanılmaz sonu var. Bugün 9 numaralı Shining Glory'yi ben ilk şanslı isim olarak önereceğim. Yine 5 numaralı Reach of the Victory yine safkanda ihmal edilmeyecek kadar içimi seviyor, ihmal edilmeyecek kadar formda Bugün bu safkanda ayırmadan yazalım diyorum. Yine 7 numaralı Madame Ludmille. Bugün ekri koşma avantajda bulunan 7 numaralı Madame Ludmille çok formda. Özellikle son yarışın tekrar etmesi durumunda bu koşuda sürpriz şansına sahiptir. Ve 1 numaralı Cafer Bey de ardı ardına çok zor koşularda koştu. Ve bugün kısa mesafeye geldi. Bugün de bu safkana dikkat diyerek dördüncü şansı vereceğim. Ve programın kapanış koşusu Altılı Ganyan'ın son ayağı. 4 ve yukarı yaşlı Arap safkanlarının 1300 mesafe çim piste koşulacak. Handikap 16 yarışıyla kapanacak Bursa'da yarışlar. Burada 4 numaralı Goodweave birinci şans vereceğim isim olacak. Mustafa Çiçek kardeşimiz idaresinde yine bu safkana sıkı rakip olmasını beklediğim isim bir numaralı Galicia bugün ağır kilosuna rağmen Onur Yıldız idaresinde dikkat diyerek ikinci şansı bu safkana vereceğim arkadaşlar. Yine 6 numaralı Baba Yavuz'da son güzel yarışıyla, son güzel koşusuyla dikkatleri üzerine çekti. Bugün bu safkanda da üçüncü şanslı isim olarak vereceğim. Geniş oynuyorsak, büyük oynuyorsak yine 3 numaralı baş aydından da bugün güzel bir yarış bekliyorum. Geniş oynayan arkadaşlarımıza bu safkana sürpriz şansı vermelerini e, öneriyorum sevgili yarış severler. Hepinize çok teşekkür ederim. Tekrardan hepinize hayırlı cumalar dilerim sevgili yarış severler. Hepinize sağlık, hepinize mutluluk, hepinize huzur temenni ederim. Umarım şansımızın da bol olduğu, bol bereketli, bol kazançlı çok güzel bir cuma, çok güzel bir hafta sonu olur. Bunu en içten dileklerimle temenni ediyorum. Görüşmek üzere. Esen kalın, sağlıcakla kalın sevgili yarısı severler.